Ba ve Tayyip Aksungur hakkındaki özel videomuza hoş geldiniz. Bugün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği bu etkileyici insansız hava aracının özelliklerini, kabiliyetlerini ve askeri alandaki kullanımını derinlemesine inceliyoruz. Hazırsanız, Aksungur'un heyecan verici dünyasına birlikte dalalım. Tayyip Aksungur, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Tayyip, tarafından geliştirilen son teknolojiye sahip bir insansız hava aracıdır. Bu İHA, modern savaş alanlarının gerekliliklerine yanıt vermek üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Aksungur'un gelişmiş özellikleri, geniş görev yelpazesi ve etkileyici performans parametreleri, onu günümüz askeri ve istihbarat operasyonlarından vazgeçilmez bir araç haline getirmiştir. Aksungur, Tayyip Anka serisinden geliştirilmiş teknolojiyi kullanarak üretilmiş olup, görev odaklı donanım taşıma kapasitesine sahip en büyük İHA'dır. Uzun süreli gözetleme, sinyal istihbaratı, deniz devriye görevleri ve insansız hava aracı olarak kullanılması amaçlanmıştır. İlk olarak 2021 yılında Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Aksungur, Türkçede doğan anlamına gelir ve orta irtifa, uzun dayanıklılık, male sınıfı bir insansız hava aracıdır. Taktik gözetleme ve keşif görevleri için tasarlanmış ve üretilmiştir. 2 adet turbo motora sahiptir ve çift bomb konfigürasyonuna sahiptir. İHA'nın geliştirilmesi 18 ay sürmüştür. Gövde, kanat ve iniş takımı yeni tasarımlardır. Kontrol sistemleri ise mevcut Tayanka ailesinden alınmıştır. Ayrıca program için yeni bir turbo dizel motor geliştirilmektedir. İlk uçuşu 2019 yılında gerçekleşmiş ve 4 saat 20 dakika sürmüştür. Uçak 12 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindedir. Yüksek monteli kanatları hafif bir açıya sahiptir ve 24 metre kanat açıklığına sahiptir. Merkezi gövdesi kanatların altında bulunan aviyonik, kamera ve sensör sistemlerini barındırır. Yakıt gövde ve kanatlarda depolanır. Her kanadın altında birer turbo şarjlı motor bulunur ve bu motorlar her biri bir kuyruk bomuna uzanır. Bu mumlar, dikey stabilizatörlerde son bulur ve bunları yatay bir kuyruk düzlemi birleştirir. Üç tekerlekli iniş takımı, uçuş sırasında motor nicelerine ve uçağın burnuna geri çekilir. Uçak, iki adet P-170 çift turboşarjlı dizel motorla güçlendirilmiştir. Bunlar, aksın gurun maksimum 180 km saat hızlı seyretmesini ve 750 kg maksimum yükü 25 bin fit yüksekliğe veya daha hafif bir yük ile 35 bin fit yüksekliğe taşımasını sağlar. Maksimum kalkış ağırlığı 3300 kg'dır ve saldırı veya deniz devriye uçağı olarak 12 saat, sinyal istihbaratı görevlerinde 24 saat havada kalabilir. İhanın uzaktan kontrolü, DO-178B uyumlu yazılımla ve çift yedekli şifreli dijital veri bağlantısı kullanılarak yapılır. Opsiyonel olarak görüş alanının ötesinde işletme esnekliği, iletişim uydusu aracılığıyla sağlanır. Tayi, Aksungura tipik F-4 ve F-16 savaş uçaklarındaki silah sistemlerini entegre etmeyi planlamaktadır. Her kanadın altında 3 adet sert nokta bulunur ve bunlar muhimmat veya sonar şamandıraları gibi harici yükleri takmak için kullanılır. Bu sert noktalar 150, 300 ve 500 kilogram yükler için derecelendirilmiştir. Önerilen silahlar arasında Teber 81, Lazer Güdümlü Bomba Mk 81, Teber 82, Lazer Güdümlü Bomba Mk 82, Lumtas, Mank, Roket Sancirit, Mank, HGK 3, hassas güdümlü mühimmat, KGK-82, kanatlı güdümlü kit ve minyatür bomba bulunmaktadır. 2022 yılında Türkiye, Ege Denizi'nde Yunan denizaltılarını bulmak için Aksungur İhaları konuşlandırdı. 2023 yılında ise bir Türk Deniz Kuvvetleri Aksunguru, Kuzey Irak'ta düştü. Aksungur, Türk Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından işletilmektedir. Cezayir Hava Kuvvetleri Aksungur sipariş etmiştir ve Kırgızistan sınır muhafızları da iki birim teslim almıştır. Aksungur'un özellikleri şunlardır: 750 kilogram yük kapasitesi, 12,5 metre uzunluk, 24,2 metre kanat açıklığı, 3,1 metre yükseklik, 1800 kilogram boş ağırlık, 3300 kilogram maksimum kalkış ağırlığı. 2 adet de 174 silindirli sıvı soğutmalı turbo şarjlı yetay karşıt piston motorla güçlendirilmiştir. Her biri 130 ila 160 kW, 170 ve 220 beygir gücü, güç üretir. 3 kanatlı sabit hızlı itici pervane bulunur. Performansı şu şekildedir. Seyir hızı 250 km slash saat, menzil 6500 km, dayanıklılık 60 saat ve servis tavanı 12192 metre. 40 bin fittir. Aksın üstün teknik özellikleri ve çok yönlülüğü ile Türkiye'nin savunma sanayiindeki yenilikçi yaklaşımını yansıtmaktadır. Deniz ve hava kuvvetleri operasyonlarında etkin bir şekilde kullanılması, uluslararası alanda da ilgi görmesine ve sipariş almasına yol açmıştır. Aksungur, gelecekteki askeri ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış bir platform olarak önemini korumaya devam edecektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.